Bağımsız. Aracınız hazır. Yolculuk nereye? Edirne'ye. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Bir kadın olarak evet zorlukları var. Şaşıran çok oluyor. En basit örneği trafik polislerimiz bakıyor. Yani nasıl yani? Bu kadar yıldır trafik polisiyim. Kadın şoföre hiç denk gelmedim. Hani nasıl, kolay mı, zor mu diye muhabbetimiz oluyor, diyalogumuz oluyor. Ben zorlanmıyorum. Aksine ben kendimi bulduğumu düşünüyorum. Çünkü tek başıma olmak bu aracımda inanılmaz keyif veriyor bana. Genel olarak zaten bu tarz yorumlar alıyorum. Helal olsun, bravo sana. Tebrik ediyoruz seni. Çoğu erkeğin yapamadığı şeyi yapıyorsun. Olumsuzlara çok takılmak istemiyorum. Çünkü 3 günlük dünya. Sekiz aydır yapıyorum aktif olarak. Evraklarımı tamamladığımda direkt aktif hemen başladım işime. Başladıktan sonra 5 ay Türkiye içinde, 5 aydan sonra da yurt dışına vizem alındı. Yurt dışına seferlerim oldu. Öğretmenim babam, tır şoförü babam. Baktım kafama göre düzgün bir iş bulamadım. Öyle de olunca babama şakayla karışık böyle şey yaptım. Yurt dışından gelmişti o zaman da babam. Baba dedim ben de mi tır şoförü olsam mı diye başladı. Ve ondan sonra babam da tabii ki de yurt dışında zaten bu mesleği yapan kadın arkadaşlarımız var. Eğer gerçekten yapmak istersen yaparsın dedi. O şekilde başladık. Yola çıktım. Güzel bir şekilde babam öğretmesi gereken püf noktaları öğretti. Babamla 3 sefer çıktık. İlk zamanlar geri manevramda biraz sıkıntı oldu ama sonrasında aştım. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak gerçekten keyif veriyor. Ve her şeyden önce tırınızda tek başınasınız. Zorlukları var yok değil ama şu anda sıfır araçlara biniyoruz. Ve bu araçların bakımları ve düzenli olarak yapıldığı için firma tarafından bir aksalık meydana gelmiyor. Eski araba olsa evet bu tarz şeyler, sıkıntılar yaşanabilir. Yaşanılan sıkıntılar var. Eski araçlarda daha doğrusu var. Bundan dolayı da hani yaşadığım sıkıntılar oldu, aracım bozuldu. Ama şu an bununla yaşamıyorum, bu aracımda sıkıntı yaşamıyorum. Hala şaşıran insanlar oluyor. Bununla ilgili herkes şaşırıyor. Nasıl yapıyorsun? Helal olsun. Erkek şoförler böyle yanaşamıyor. Yani böyle park edemiyor. Güzel yanaştın gibi yorumlar alıyorum. Kadınlar, bizim Türk kadınımız mücadeleci ve gerçekten güçlü kadınlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir kere yaptım olmadı demesinler. Sonuna kadar yaptık, istedikleri şeyi yapsınlar ve başarsınlar. Denesinler, başarısız olduktan sonra kabul etsinler başarı. Ben bunda başarılı olamadım desinler. Mücadeleden vazgeçmesinler. Evet, bir sağa gelsene.